Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Hepimizin bildiği gibi 15 Kasım 2020'de gerçekleşen EKPSS sınavı sonuçları 17 Aralık 2020 tarihinde ÖSYM'nin resmi sitesinde açıklanmış durumda. Birçok engelli arkadaşımız bu sınava girip emeğini ortaya koyarak kamu personeli olma yarışında ter döktü. Ben de gerekse sosyal medyada gerek çevremde birçok arkadaşımın örnek veriyorum X puanı aldım. Yerleşebilir miyim? Nereye yerleşebilirim? Gibi sorularını gördüm. Ve bu arkadaşlarıma yardımcı olmak için böyle bir video hazırladım arkadaşlar. Şimdi biz hangi puanla atanabiliriz veya atanamayız sorusuna net bir cevap veremeyiz. Çünkü kadrolar il bazında kaç kişinin alınacağı ve kimlerin aynı ili veya ilçeyi tercih edeceğine göre belirlenmiyor. Tercihlerin sonunda öğrenebiliyoruz. Hal böyle olunca biz önceki dönem yani 2019 yılı son EKPSS yerleştirmelerini inceleyip en yüksek ve en düşük puanlara bakarak kendi puanımıza göre bir mantık yürütebiliriz. Şimdi hep birlikte sizler için hazırladığım 2019 yılı son atama en yüksek ve en düşük puanlarını gösteren çizelgeleri arkadaşlar hep birlikte bir göz atmak istiyorum. Şuradan giriyorum. Şimdi arkadaşlar görüntüm gitti sanırım şunu şöyle alayım. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Bakın ÖSYM'nin kendisi açıklamış olduğu listeler burada. Hepimiz görebiliyoruz sanırım. Bir saniye. Şurada bir aksaklık olmuş. Listenin tamamı görünmüyor. Bunu ben bir hemen ayarlayıp burada sizin için görünür kılayım. Heh. Evet. Arkadaşlar şimdi EKPSS yerleştirmelerine göre en küçük ve en büyük puanlar. Şimdi lisans. Lisans için en büyük ve en küçük puanları hep birlikte inceleyelim. Arkadaşlar burada görüyoruz. Bakın puanlar sıralanmış durumda. Mesela ben en düşük olarak gördüğüm puanlardan öğretmen olarak 73 ila atama yapılmış. Bakın lisans öğretmen olarak 73 atanmış. Ondan sonra arkadaşlar mühendis olarak 71 ila atanmış. Mühendis olarak 69 atanmış. İniyorum. En düşük puanlara bakıyorum arkadaşlar. 60 puanla müezzin atanmış arkadaşlar. Bakın kadro adı müezzin 60 puanla atanmış. 55 puanla Kur'an kursu öğreticisi atanmış arkadaşlar. Devam ediyorum. 64 puan yine müezzin atanmış. Devam ettiğimizde 71 puan psikolog atanmış arkadaşlar. Lisans mezunlarına baktığımız için. Burada kadro atladı tabii ki daha şey olacaktır. 58 puanla psikolog atanmış. Devam edelim. 65 puanla psikolog atanmış. Psikologları geçiyorum artık. Bakıyorum, bakıyorum. 56'ya kadar da düşmüş psikologların atanma şeyi arkadaşlar. 56 puana kadar. Yani çok güzel bir fırsat bu. Bu bölümü okuyan arkadaşlar için. Devam ediyorum. Devam ediyorum. En yüksek mühendis 90, avukat 98 var arkadaşlar. Mühendis 91 ile atanan var. Yüksekleri de bahsetmek lazım. Çünkü bizim atanacağımız puana göre kafamızda bir fikir oluşturma çabasındayız. Lisansta atamalar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir diğer öğrenim durumu olan ön lisansa göz atıyoruz. Ön lisansta yine arkadaşlar en küçük ve en büyük puanları bakarak şimdi göreceğiz. Ben buradan bakıyorum arkadaşlar. Şimdi memur genelde ön lisansta memur oluyor. Kur'an kursu öğreticisi oluyor arkadaşlar. Bunlara bir bakalım. Ön lisansta 75 puanla tekniker atanmış arkadaşlar. Bakın 75 puan. İniyorum. 69 puanla Kur'an kursu öğreticisi
62 puanla Kur'an kursu öğreticisi, 64 puanla arkadaşlar İmam Hatip, yani imam atanmış. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Küçük puanlara bakmaya çalışıyorum sizin için. Veri hazırlama 79 görünüyor arkadaşlar. Milli eğitim alıyor genelde veri hazırlama. Mesela 11 kişiden 79 ile 84 arası veri hazırlama almışlar. Tahsildar 79 da almışlar arkadaşlar. Bakın. Yine iniyorum. 79 da memur alınmış arkadaşlar. Zabıt katibi 77 ile alınmış sanırım en son. Evet. Listemiz bu şekilde arkadaşlar. Size fikir oluşturma açısından. Şimdi gelelim orta öğretime. Burası en büyük, yelpazenin en büyük olan kısmı. Şimdi arkadaşlar burada hizmetli kadromuz, memur kadromuz, teknisyen, zabıt katibi bir sürü kadrolarımız var. Şimdi biz burada en düşük kadro olan hizmetli kadrosundan bir göz atalım. İlk önce düşük puanlara bakıyorum sizin için. Müezzin 69'la atanmış arkadaşlar. İniyorum yine listemizde. 73 ila Kur'an kursu öğreticisi atanmış. 71 ile imam atanmış arkadaşlar. 71 yine müezzin. Bakıyorum. ...69-70 gibi müezzin ve imam atanabiliyor arkadaşlar. Bu net bir bilgi. Şimdi hizmetlilere bakalım. En düşük kadro hizmetliler, biz ona bakacaktık. Arkadaşlar hizmetli kadrosu genel manada baktığımız zaman 85 ve üzeri gibi gördüm ben. Siz de bakın tabi 94'lere kadar falan da çıkıyor. Baktığımız zaman evet 84 gördüm hizmetli en son. 84-85 gibi arkadaşlar hizmetli alımları yapılmış en düşük puanla, hatta 82'ye kadar düştüğünü gözlemledim. Size de fikir oluşturması açısından. Normal memurlara da baktığımız zaman yine bir hızlıca göz gezdiriyorum. Memurlar arkadaşlar 90'ın üstünde hep. Bakın. Şimdi şöyle indiğimiz zaman. Son atamada hep 90'ın üstünde. Mesela 94 gibi arkadaşlar. 93 gibi. İniyorum. 93 gibi alım yapılmış. Arkadaşlar bu bilgilere ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden herkesin erişimi var, mümkün. Ben sizin için böyle bir inceleme videosu, aklınızda bir fikir oluşturmak için inceleme videosu hazırladım. Umarım şu anda puan alan, puanları açıklanan arkadaşlara yardımcı olabilmişimdir. Akıllarındaki soru işaretlerini bir nebze olsun giderebilmişimdir. Bu tarz videoların gelmesi için beni desteklemeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Hoşça kalın arkadaşlar.